Hocam buyurun, canlı yayındayız. Okay. If you are all ready, I would like to start our session. Because, hemen ikisini de kes. Okay. So if we are all ready, I would like to start our session in this very important congress on the energy union in the Turkic world, which is organized by Tespam and Ahmet Yesevi University. I'm very pleased and honored to be chairing this session. We have basically five very interesting papers. And we decided that the English language papers will be presented first, to be followed by the other presentations in Turkish, just to maintain the flow of communication and make everything more coherent. I would like to give the first floor to Mr. Oğuzhan Akgenel. He is the chair of Tespam and very experienced in the energy issues in the Turkic world. Please, floor is yours. Thanks very much. As we all know, energy is very important for this region. Let me tell some words about the background. Hence, we have long-term energy projections. Maybe you have checked from our website regarding with the long-term demands up to 2100s. And in this regard, oil and gas will remain the most important energy resources in the world, as we see. All the energy transition attempts play a key role, which is altering the dynamics. But energy hunger of the undeveloped poor societies and China and India like crowded countries will not be able to be solved with green-based transition issues. And this view means oil and mostly gas security will continue to be an important game changer in the political dynamics in the world, especially gas security. Gas is going to be much and much more important. In addition to this, while the energy consumption trends for the currently developed great economies is forecasted to be the same, but the equation is different in the undeveloped side. This means a higher importance of the oil and gas security issues for some regions such as Asia, and in this regard we have to check the China and India. Now I would like to show I would like to continue from the map. Let me share my screen. I'm trying to do it. Hope you all can see my map. In this map, you can see that there are pipelines, there are oil, there are the Turkish countries, which are Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Azerbaijan, and Turkey. And we have the current oil reserves, which means totally in the Turkic world, the total proved oil reserves are around 38 billion barrels. And from the side of the gas reserves, it's 24.4 trillion cubic meters, like a huge gas resource. Bearing these Turkish world, mostly the Turkmenistan and Uzbekistan. And in addition, there is a huge potential associated gas in Kazakhstan. And from this regard, and I have to mention, you see the, for example, by mentioning Azerbaijan, 7 billion barrel means the oil reserves, proved oil reserves, and 2.1 trillion cubic meters means the proved gas reserves, and 13 BCMA, the current today's export potential, and 30 is the 2050's export potential. And by 0.7 million per barrels per day means the current crude oil export potential, and 0.3 means the futures, the 2050's crude oil export potential. This is the base table, and you see the pipelines. Some are going to Russia, some are going to China. There are some projects like it's on the development stage, like TEPI,
which is directing to Indian economy. And there is a huge important balance in these equations. And China, as I mentioned, with a huge hunger, wants all the gas and all the energy around this region. And in addition to this, the second energy hunger, and maybe which cannot press that hunger, India. India is one of the most important country in the region. And I would like to show our projections for the long term. You see here, according to the oil export potential site, you see the Azerbaijan's export potential is decreasing. Turkmenistan's oil, which is mainly condensate, is increasing. And Kazakhstan, nearly the same. But also I have to mention in this region, in this Turkish region, there is a huge new resource potential. Like maybe I can say in Russia, for example, currently Russians' proved reserves are around 35 or around 30, as I know, 37 trillion cubic meters. But maybe in the coming years, we can say, for example, in 2050s, we can say that with new discoveries in Russia, we can say that proved reserves increased up to 50s. I'm not sure about it. We have to make investment. And the Turkey countries like these, Kazakhstan, Uzbekistan, and Turkmenistan, are the same. They're waiting for new investment. There are huge business development activities, and there is a huge market. I think that the resource potential, the export potential, and the import hunger, energy hunger in the region shows us that gas is going to be the most important issue. And this India and mainly India and China markets are very attractive to get much more gas. And in this concept, I think that Russia and the Turkey countries are not rival by mentioning, by regarding the exporting issues, and they have to work together. And here you see the gas export potentials around BCM. Here you see Turkmenistan's potential is increasing and is going to be the one of the most important exporting countries. Azerbaijan is going to have a peak around 2036, and then is going to be decreased if they cannot find and develop new fields. And you see the Kazakhstan's potential, but Kazakhstan has to solve the gas flare problems in the region. They in their country are there flare much more gas than they are using it, the utilized volume. And Uzbekistan is another gas exporting countries. And let me show you here, and India and China, which are the main problems in the region, I can say like that. And India is a huge growing country, and just could reach some portion of energy and electricity. India's resource potential is expected to be increased up to this up to 4 times, and China's resource potential is increasing, demand potential is increasing, and you see the red lines, the gas is going to be much more important for those countries. And China has lots of problems in the region. Lots of problems, and by dealing with those problems, China needs energy, a sustainable energy to continue everything. And you see the Turkish world is on a very strategic point, and on such a strategic point by regarding with the pipeline and terminal politics and other infrastructures, is supplying and is going to supply nearly 25% of China's oil and gas supplies. This is very strategically important. And in addition, the Eastern Turkestan region is very vitally important for China regarding with uranium
the nuclear abilities, the water resources, and gas and oil resources. And in addition to these, as I mentioned from here, geostrategically, from the pipelines coming through the Turkish world and the Russia. And here you see the India's gas consumption rates, gas and the other energy consumption rates. For example, through 50s, nearly 10 times through 50s, nearly, this is BCM, I'm not sure about the units, but India is another huge hunger country about to gas and needs that gas, needs the Turkistan region's gas to get its resources. I think my time is up. I want to cut here. Thanks very much. And in addition, I would like to add lastly, as I mentioned, energy is a very important key factor regarding with the geopolitical issues in this region. Turkish Energy Union and Turkish energy integration may increase the Turkish world's ability to make more and more export potentials by new investments, new exploration activities. This will also benefit for the China and India, maybe with an increased integration capability we can change the dynamics in the region. Thanks very much. Thank you very much. It was very interesting presentation. I think our audience may contribute to this discussion with the questions. I would like to give the floor to Professor Stanislav Zhukov. He is deputy head of science at Russia's prestigious World Economy and International Relations Institute. And please. Do you see him? Sorry? It's okay now. Thank you, Mr. Chairman. Do you see my presentation on the screen? Yes. Okay. So in my presentation, I will dwell upon the most important and very recent developments in Russia-Turkey interaction in energy sphere. As it's widely known, energy cooperation between two countries is substantial, diverse, and if everything goes as it is planned, in 2-3 years, this cooperation will practically tap a totally new energy area, nuclear energy. Mutually beneficial energy ties between Russia and Turkey rests on a solid base of economic complementarity. Russia is a very large exporter of coal, oil and products, natural gas. Turkey is a large importer of energy. What is important to stress is that Turkey is a very rapidly growing energy market. Since the middle of the last decade, demand for primary energy in Turkey has accelerated, and demand accelerated for almost all types of primary energy sources, but especially for oil and products, coal, to some extent, gas, natural gas faces some bottlenecks, and its share in total primary energy supply went down a bit because of the increasing competition from the renewables, the solar and wind energy. But I agree with the previous speaker that gas has certainly a very important future in energy transition. Other important fact is Turkey crucially depends on energy import.
it consumes in what concerns gas, almost all gas consumed by Turkey is imported. Share of import in oil consumption is about 90%, and that gives, as I've said, a very rational complementarity between the two countries to cooperate strategically in energy sphere. Now I deal very shortly with gas, Russia is responsible for slightly above a third of total natural gas import by Turkey, and about half of imported gas imported by pipelines. Here are two issues, and we totally understand that there are two global, regional, and national developments what concerns gas. One is that globally LNG liquefied gas outpaces supplies of gas supplied by pipelines, and this tendency is certainly going to continue. And in Turkey we see that a volume of gas imported by pipeline is slightly decreasing, and on the contrary, volume of LNG is contrary increasing, and it's a natural tendency, as I've said. The other issue, and we also fully realize the rationality behind this tendency, is that as all energy importers, Turkey pays increasing attention to stability of supply, to reliability of supply, and that's why it tries to diversify sources of all types of energy, and natural gas certainly is included. But for quite a long time, for more than 15 years, about 10, 20 years, Russian gas exporters working on Turkish market have approved record of reliability. The situation last year, when national economies and national energy systems developed under the exogenous shock of the coronavirus pandemic, proved that Russian gas is very price flexible. And generally, we believe that in the future, Russian gas will be very competitive on the Turkish market. And my final point goes to nuclear energy. If inshallah, everything goes as it is planned, in 2023, the first nuclear generation of electricity will start. And since 2026, about 8 to 10% of total national electricity demand in Turkey will be covered by nuclear electricity. And it's a very important point, because nuclear energy is carbon free, what is important for green transition and important for development in the carbon constrained world. And also nuclear energy providing a reliable and relatively cheap baseload electricity supports decarbonization of the electricity system as a whole. So it is very supportive to the intermittent renewables. And I will finish with one point. If we look into the life cycle of such projects as Akkuyu nuclear plant, power plant, it's about 55-60 years, and there is a very good
probability that the life cycle of the project could be under proper maintenance prolonged by another 15-20 years. So in our portfolio, the two countries have a strategic asset which could support energy cooperation between Russia and Turkey for about 70-80 years to come. Thank you for your attention. Thank you, Professor Zhukov, for your interesting remarks about Turkish-Russian energy relations. I think your presentation is both argumentative and also informative. I think it will also attract the attention of the participants, and there might be some comments. I would like to continue with Professor Varis Çakan. Now this part will be in Turkish. Professor Varis Çakan Hocam, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden çok değerli görüşlerini bizimle paylaşacak. Ben hemen söz kendisine veriyorum. Diğer konuşmacılar da vakti çok iyi kullandılar. Ben hiç zamanı karışmıyorum. Sizler çok iyi yönetiyorsunuz zamanı. Barış Hocam'a bu şekilde sözü veriyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Öncelikle bu kongreyi gerçekleştiren başta TESPAM yönetimi olmak üzere Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi yetkililerine de teşekkür ederim. Oğuzhan Bey, slaytı paylaşabilir miyiz acaba? Vakitte herhalde fazla yok. Ben ona göre ağırlık vererek konuşayım o zaman. Benim bildiri konumum şeyde gördüğünüz gibi tarihsel bir bakış açısıyla Türk dünyasının enerji entegrasyonunun önemi konusunda konuşacağım. Tabii bu konuda enerji uzmanlarımız, ben biraz tarihsel boyutuyla bir değinmek istiyorum. Tarih sayfalarına baktığımız zaman dünya tarihinde devletlerin politikalarının belirlenmesinde coğrafya her zaman belirleyici olmuş. Orta Asya, yani Türkistan, dünyanın en büyük kıtasının ortasında yer alan büyük bir kara parçası olup tarihin en eski çağlarından beri büyük imparatorlukların ve medeniyetlerin kurulmasına ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır. Orta Asya coğrafyası yaklaşık 2,5 asırdan sonra tekrar küresel siyasetin odak noktasından biri haline gelmiş. Bunda bölgedeki enerji kaynaklarının payı büyüktür. Türk dünyasının önemli bir parçasını barındıran Avrasya coğrafyası daha birkaç yüzyıl önceye kadar dünya düzeninin kurulduğu ve ülkelerin yönetildiği bir merkez konumundaydı. Bugün Orta Asya olarak tanımlanan bizim Türk dünyası dediğimiz bu geniş coğrafyada yaşayan halklar tarihte çoğu zaman dünyanın diğer bölgelerine nüfuz etmiş ve dünya yönetiminde söz sahibi olmuştur. Bu uzun tarihi süreçte büyük avantajlara sahip olan Türkistan coğrafyası Doğu ile Batı arasında önemli bir köprü rolü oynayarak insanlığı ortak bir menfaat ve kültürde buluşturma ayrıcalığına sahip olmuştur. 20. yüzyılın son çeyreğinde Cengiz Han'dan sonra Asya'daki batılı olmayan bir güç Asya'nın doğusunda ortaya çıkıyor ve Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle dünyanın tek kutuplu bir güç merkezine doğru kayması dünya dengeleri açısından sakıncalı görünmüş ve dünya ülkeleri tek kutuplu dünya düzenine karşı çok kutuplu bir düzen arayış içerisine girmiş. Bu süreçte Asya'nın batısı halen dünya siyasetinin ve ekonomik gücün pek çok yönden önemli rol oynamaya devam ederken doğusu da ekonomik büyümenin etkisiyle yükselen siyasi nüfuzun önemli bir merkezi haline gelmiştir. Dünya dengelerini değiştirecek boyutta olan bu değişim gerçekten Avrasya'daki güç dengelerini de etkileyerek yeni aktörlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu aktörlerden biri işte Avrasya coğrafyası ve burada enerji şeyleri. Bu doğuda yükselen güç malumunuz Çin'dir. Tabii Soğuk Savaş sona erdikten sonra
Batı'daki bu ittifak, NATO ittifakı NATO şemsiyesi altında devam ederken 11 Eylül 2001 saldırısından sonra bu ittifakta bir takım çatlamalar olmuştur. Ve İslamofobi yani İslam karşıtı söylemler Batı'da yükselince bu sefer Orta Doğu'daki ülkeler daha çok krallıklara, monarşi olan bu rejim Çin'e ve Doğu'ya kaymaya başlamış. Ve burada Çin için tarihi bir fırsat ortaya çıkmıştır. Şimdi Orta Asya'nın tarihi İpek yolunun merkezinde bir köprü konumunda olması hem bölge için hem de dünya ticareti açısından önemlidir. Günümüzde de bu stratejik önemini korumaktadır. Bölgeye yönelik pek çok enerji nakıl hattı projesinin olması bunun ispatı niteliğinde olduğu gibi ulaşım, iletişim ve enerji nakıl hatlarının güvenliği açısından da ayrıca önem taşımaktadır. Orta Asya iklimsel olarak her ne kadar dezavantajlı bir yer olsa da yenilenebilir enerji ve hidrolojik enerji açısından da çeşitli avantajları sunmakta. Doğal petrol ve doğal gaz ve madenlerden başka yine böyle bir alternatif de Orta Asya'da bulunmaktadır. Ve Orta Asya'nın yani Türkistan'ın en zengin doğal kaynakları Türkmenistan'da doğal gaz, Kazakistan'da petrol ve doğal gaz ve Özbekistan topraklarında bulunmaktadır. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin genel durumuna bakacak olursak, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri bağımsız olduktan sonra coğrafyalarda altyapı yeterli değildi ya da eskiydi. Dolayısıyla burada kendi aralarında ilişkilerini geliştirmek, ticari ilişkileri geliştirmek için altyapı olmadığı için zorlanıyordu. Ve burada Orta Asya Cumhuriyetleri Sovyetler zamanında bütün hatlar Moskova'ya bağlandığı için onların pek fazla hani kendi gücüyle ayakta kalması için yeterli altyapısı olmadığı için bir taraftan Rus'a bağlı kalmak durumundaydı Rusya'ya. Ama Rusya'nın da bu altyapı yenileme işlemleri yapamadığı için sonra Orta Asya ülkelerinin enerji nakli konusunda sıkıntı yaşıyor ve burada giderek enerji ihtiyacı artan Çin için bir fırsat doğmuş oluyor. Çin zaten büyüyen sanayisi ve endüstrisini beslemek için enerji kaynaklarına ihtiyacı var. Enerjiye bağımlı bir ülke. Dolayısıyla Kazakistan'la bir anlaşma yapıyor ve Kazakistan Hazar üzerinden Türkistan'dan geçirip Çin'e ulaştıran bir boru hat döşerken burada önemli ölçüde Kazakistan bu şeylerde Çin'e bağımlı hale geliyor. Türkmenistan da aynı şekilde daha önceki boru hatlarında altyapıyı olmaması sonra gaz problem yaşaması nedeniyle Türkmenistan da sonuçta Çin'in eline düşmüş vaziyette ve Türkmenistan'ın neredeyse doğalgazının %75'i Çin'e götürülmektedir. Şimdi burada benim Çin üzerinde kısaca durmak istiyorum. Hani Orta Asya'da doğalgaz var, maden yatakları var. Çeşitli stratejik önemi son derece önemli ve enerjini dünyaya sadece Çin'e veya belli bir ülkeye bağlı kalmadan dünya pazarını açarsa onların da aslında geleceği açısından önemli. Yani tek bir iki devlete bağlı kaldığı zaman egemenliği de söz riskiye girebilir. Şimdi Çin ise enerjiye ihtiyacı olan bir ülke. Şimdi Çin 5000 yıllık bir tarihi olan ülke olmasına rağmen hiçbir zaman Çin deniz ülkesi olamamıştır. Karasal bir ülkedir. Her ne kadar Ming Hanedanlığı zamanında bir denize açılmaya çalışsa da ama Kore ve Japon donanmaları karşısında rekabet edemeyerek içine kapanmış ve karada kalmış bir ülkedir. Çin'in deniz ticaretine ağırlık vermesi ise Ding döneminde ortaya çıkmıştır ve Ding Xiaoping Çin'in deniz kıyılarını açmış ve deniz ticaretine de önem vererek ülkenin kalkınması için önemli hamleler yapmış. Ama burada Çin'in doğudaki kalkınmasıyla batıdaki kalkınması arasında ciddi bir denge oluşmuş. Denge problemi oluyor. Batının geliri bu Çin'in yakaladığı refah ve ekonomik düzey batıya ve orta kesime yansımadığı için sosyal sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor ve Çin bu sefer bunu dengelemek için batıya açılmaya
karar veriyor ve Batı Kalkındırma Projesi diye bir projeyle Batı'yı açılıyor. Ve burada Çin'in Doğu Türkistan zaten ciddi enerji yataklarına sahip olan bir bölge olmakla birlikte aynı zamanda enerjinin geçiş güzergahıdır. Son derece önemli stratejik bir bölge. Türkmen gazları biliyorsunuz burada neredeyse şu anda Türkmen gazının ihraç ettiği ülke %75'ine kadar Çin almaktadır ve Çin'in bu sanayi bölgesi yerlerini beslemektedir. Türkmenistan'a bağımlı kalması daha çok Çin, Türkmenistan'ın elini zayıflatıyor. Dolayısıyla burada alternatif pazarlara ihtiyacı var. Hem Kazakistan'ın hem de Türkmenistan'ın. Özbekistan'a gelince Özbekistan'ın da altyapıları Sovyetler zamanından kalan altyapılar. Orada bir takım hani iç ihtiyaçları giderebilecek mahiyette. Dolayısıyla şu anda Türk dünyasının enerji birliğini sağlaması için altyapı konusunda bir ortak proje üretip bunu devreye sokması lazım. Aksi takdirde bu dev enerji tüketen ülkelere bağımlı kalacak ve bu şekilde daha çok bu egemenliklerine varacak kadar bir takım sıkıntılar yaratabilir. O yüzden alternatif arayış içerisine de giriyor. Özellikle Türkmenistan'ın ve Kazakistan'ın daha sonra Azer üzerinden Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz satma gibi bir projeler de var. Şimdi burada Çin için bu zorunlu bir hale geliyor. Bir kuşak bir yol projesini ilan ederek Çin hem fazla tükettiği ürünleri dünyaya pazarlamak hem de enerji ihtiyacını güvenli bir şekilde Çin'e taşımak istiyor. Çünkü Çin'in sanayi ihtiyacında kullanılan, sanayide kullanılan enerjisini besleyen üç ana hat vardır. Biri Malakka Boğazı'ndan geçen hat. O da zaten Amerika'nın Orta Doğu'daki gücünü artık Asya Pasifik'e kaydırmasıyla orada bir dar boğaza girdi. Onun dışında Sibirya üzerinden gelen bir hat var, boru hattı. Bir de Orta Asya yani Türkistan'a geçen bir hat var. Burada iki tane ana şey var boru. Biri Hazar petrollerinin Kazakistan üzerinden Çin'e ulaşması. Bir de Türkmenistan gazının Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan, Doğu Türkistan topraklarından Çin'e ulaşması. Şimdi dolayısıyla burada bir kuşak bir yol projesi aslında hem Çin'in pazar ihtiyacını gidermek ve Çin'in kalkınmamış olan bölgeleri de kalkındırarak burada Çin'in bölünmesini önlemek istiyor. Bir de enerji ihtiyacını temin etmek için bu güzergahların güvenliği açısından son derece sert tedbir alıyor. Şimdi burada Çin için bu gerçekten çok hayati bir proje. Adeta bunu hani asrın projesi diyorlar. Aynı zamanda bu grand stratejisidir Çin'in. Hayati ve ulusal güvenliğiyle de alakalı olduğu için Çin bu konuda güzergah üzerindeki ülkeler üzerinde çok ciddi anlaşmalar yapıyor ve kendini bağımlı hale getiriyor. Bu tabii Türk dünyasının birleşmesi ve buradaki enerji kaynaklarının adil bir şekilde dağılımı açısından risk taşıyor. Yani Türkiye enerjiye ihtiyacı olan bir ülke olmakla beraber aynı zamanda önemli bir enerji geçiş noktasında bulunmaktadır. Karadeniz üzerinden Balkanlara ve Akdeniz üzerinden İtalya, İspanya'ya kadar bunları taşımak ve Orta Asya'daki bu Türk Cumhuriyetlerinin enerjilerini oraya ulaştırarak hem Orta Asya Türklerinin belli bir ülkelere bağımlı kalmasının öne geçmek hem de onların bağımsız bir şekilde kalkınmalarını sağlamak için Türkiye bir alternatiftir ve dolayısıyla bu açıdan Türk dünyasının enerji birliği Türk birliğinin aslında ön şartıdır. Eğer bunu sağlayamadığımız takdirde bunlar gitgide Çin'e veya Rusya'ya bağımlı kaldığı halde zaten biliyorsunuz Türkiye önemli ölçüde Rusya'dan gaz ithal ediyor. Biraz da İran'dan ediyor. Tabii burada alternatif boru hatları yapılması, bu konuda çalışmalar yapılıyor ama biz burada Doğu Akdeniz'de yaptığımız gibi artık bu coğrafyada da çok ciddi projeler üreterek bu enerji birliğini, bu entegrasyonu sağlamamız lazım. Nazarbayev'in 2007'de söylediği bir söz var. Üç şey var bizim önümüzde diyor. Bir, biz bir ham madde ülkesi olarak mı kalacağız? Ya da yeni bir imparatorun gelip bizi boyunduruk altına almasını mı razı olacağız? Ya da biz birleşerek bir
güç merkezi mi olacağız diye bir şey ortaya koymuştu ta 2007'de. Ama maalesef Türk Cumhuriyetleri olsun, Türkiye olsun bu konuda ciddi adımlar atılamadı. Atılamayınca bu sefer pek çok... Toparlayabilir misiniz? Evet, toparlıyorum. Pek çok konuda dezavantajlı konuma düştük. Yani mesele burada Orta Asya'nın, yani Türkistan'ın enerji kaynaklarının paylaşımında Türkiye önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla Türk dünyasının enerji entegrasyonu sağlamakla biz daha sonra aynı dil, aynı ırkta, aynı kültürden gelen bu toplulukların bir araya gelerek dünyada doğu ile batı arasında bir dengeleyici, bir denge taşı olarak hem kendimizi kalkındırmamız, hem kendi güvenliğimizi garanti altına almamız, hem de bu coğrafyadaki enerji pastasından hakkımız olan payı almamız açısından son derece önemlidir. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Varis Hocam çok teşekkür ederim. Süremiz sınırlı olduğu için ben fazla uzatmadan hemen sözü Doktor Ali Kerim Rıza Hoca'ya veriyorum. Buyurun hocam, söz sizin. Hocam Kerim Ali Rıza'dı ismi. Avrupa Ticaret Odası'nın başkanıyım. Bugünkü konu yani dünyanın enerji savaşları arasındaki en önde giden konulardan bir tanesi. Kepsam'a bu konuda teşekkür etmek lazımdı. Böyle bir mevzuyu dışarı çıkarması adına. Bildiğiniz kimin Avrupa gözüyle bakarsansa Türkistan dediğimiz, Türk dünyası değil de Türkistan dediğimiz bir kısmı Rusya'da kalan, bir kısmı İran'da kalan ve diğer Orta Asya, Kafkaslar ve Anadolu dediğimiz bizim yaşadığımız şu anda Türkiye bu bölgedeki önemli enerji kaynaklarıdır. Avrupa gözüyle baktığında o Türkistan dediğinde Rusya'nın Kafkasları, İran'ın kuzeyi ve bütün bu Türkistan olarak bakılıyor. Avrupa Türk dünyasının enerji kaynaklarından beşlentisine tabii ki Allah'ın vermediği enerji kaynaklarını bu ülkelerden tedarik ederek kendi endüstrisini, sanayisini geliştirmek. Ama bu sefer Avrupa'nın genel olarak yürüttüğü teknoloji geliştirme stratejilerini buraya da aynı zamanda pazarlayarak bu ülkelerde kendi teknolojisini, kendi yönetim sistemlerini, standartlar dediği Avrupa standartları başlık altında nasıl ki siyasette bir demokrasi dediği bir sistemle yürüyor. Teknoloji ve enerji sektöründe ise standartlar dediği bir standartlarla yürümek ve her zaman bu ülkelerde ister Azerbaycan ister Özbekistan en önemlisi ise Türkiye'nin Avrupa'ya daha yakın olan Türkiye'nin yönetim sistemini, teknoloji yönetim sistemini bir vasıtayla yönlendirmek. Bu Avrupa tarafından baktığında daha bir önemli bir şey. Bu enerji sektöründen gelen gelirlerin, yani finans kaynaklarının kendi bankalarında yerleştirilmesi ve böylelikle de finans yönetimini elde tutulması. Yani Avrupa'nın ne kadar tabiri kaynakları olmasa da ama bu kaynakların yönetilmesi. Moderatör Bey, sesimiz geliyor mu? Tabii gayet iyi. Bu kaynakların yönetilmesi daha önemlidir. Çünkü olmayan kaynaklar ne kadar şey olursa da geçimsiz olursa da ama finansal yönetimlerle ve teknoloji pazarlamasıyla, onların servislerinin vermesiyle, kendi standartlarıyla bu bölgelerde hakim rol oynuyor. Tabii ki son zamanlar Türkiye'nin bu konuda bazı teknolojilerin geliştirilmesi veya dünyanın ilk gaz çıkarma kuyularında veya petrol hatlarında önemli tecrübeye ve elmi birleşmişliğe ve sahip olan Azerbaycan daha biraz ilerlemektedir. Ama diğer bildiğimiz kimin Özbekistan, Kazakistan hatta bu tabii kaynakları tam istediği kimin değerlendiremiyor.
uluslararası dünya siyaseti, enerji siyaseti gözünden bakarsanız şu anda iki tane pazar var. Çin ve önceki konuşmalarımızda söyledi. Çin ve Avrupa. Bunu Avrupa bunun için 1996'da Heydar Aliyev'in Azerbaycan'da çay hakimiyeti zamanı İngiltere, Avrupa'nın başını çeken İngiltere vasıtasıyla Asrin kontraktı diye bir kontrakt imzaladı ve bildiğiniz bugünkü Batı Cihan hattı işe düştü. Burada Avrupa bir adım ileride olmuş oldu Çin'in ve Hindistan'ın talepleri karşısında. Ama bugünkü gün biliyorsunuz gaz, bundan sonra uranyum ve diğer enerji kaynakları olan kaynaklar bu bölgelerde vardı. Petrol bir o kadar da önemli değil. Ve ayrıca da bu konunun başını götüren İngiltere şu anda Avrupa Birliği'nin Çin'de olmadığı halde bazı anlaşmalar şu anki işleyişi tam da Avrupa'nın manfaatını koruyacak şekilde değil. Tabii ki burada daha bir faktör var. Avrupa bütün bu enerji nakıl hatlarının, boru hatlarının Türkiye üzerinden yok, Ukrayna üzerinden yani Polonya üzerinden yapılmasında daha çok şey görüyor, alternatif sürüyor. Bu siyasi olarak Rusya karşı olan bir ters yöntemdi. Aynı zamanda ekonomik hem de stratejik olarak Türkiye olan ters yöntemdi. Son zamanların enerji siyasetinde gördüğümüz gibi Türkiye ile Rusya'nın birce yürüttüğü siyaset. Bazı en başta da İngiltere'nin veya Amerika'nın şeyini maraklarına denk gelmiyor. Ama tabii ki nasıl ki diğer savaşlarda olduğu gibi bu enerji savaşında da belli bir strateji veya hızlı düşünmek, hızlı karar vermek, teknoloji başta olmakla yeni gelişimler yapmak çok önemlidir. Konu çok geniş ve detaylıdır. İnşallah bunun bir daha bir zamanlarda büyük detaylarına gelir. Yalnız teknoloji, enerji teknolojisinin uygulamasından, standartlarından, talebinden geçsek saatlerle bitmez. Teşekkür ederim hepinize. Yani çok da fazla zamanı almak istemiyorum ama bu konuyla ilgili saatlerle konuşsak bile yetmez. Teşekkür ederim. Yani çok teşekkür ederim. Vakti çok etkili kullandınız ve çok önemli noktaları belirttiniz. Çok teşekkürler. Ben hemen son konuşmacımıza sözü vermek istiyorum. SASAN Başkanı Sayın Mesut Emre Karaköse'ye sözü veriyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Sözlerime başlarken bu güzel kongrenin organizasyonunda emeği geçen bütün dostları, başta TESPAN Başkanı Oğuzhan Akyener, keza Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırmalar Enstitüsü Vakur Sümer Hoca dostumuz başta olmak üzere bu oturuma katılan, bizi dinleyen bütün dinleyicileri de saygıyla selamlıyorum. Bu Türk Enerji Birliği başlığı itibariyle önem taşıyor çünkü Büyük Türk Birliği'ne giden aşamada Türk Enerji Birliği bir öncü aşama olarak değerlendiriyoruz. Yani Türk Birliği demek sadece siyasi ya da askeri bir birlik kurmak değil, öncesinde enerji, ticaret, tarım, turizm, eğitim, sağlık, sanayi gibi alt başlıklarda yakın işbirliği geliştirebilmek, bu Türk dünyasını birbirine yakınlaştırabilmekle mümkün. Önümüzde bir dünya gücü olarak, ekonomik ve siyasi gücü olarak Avrupa Birliği modeli var. Bir kömür çelik birliği olarak başlayan, daha sonra aşama aşama Avrupa Ekonomik Topluluğu, Gümrük Birliği gibi aşamalardan geçip bugün kendi para birimi olan, bayrağı olan, yargı ve yasama organlarını oluşturmuş supranasyonel bir yapı. Bu model önümüzde. Bu patikaya benzer bir yoldan Türk Birliği'nin bir öncü aşaması olarak Türk Enerji Birliği noktasında bilimsel zemini hazırlamak üzere
birçok oturumdan, eş zamanlı oturumdan, 3 gün boyunca değerli uzmanların sunumlar yaptığı bu uluslararası toplantı taşıdığı anlam itibariyle büyük önem taşıyor. Tabii Türk dünyası dediğimiz coğrafya dünyanın aslında ağırlık merkezi. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının eski dünyanın birbirine yaklaştığı noktalarda ve çok geniş bir Ulu Türkistan coğrafyasında Türk halkları yaşamakta. Bunların kongrenin sunumlarının da yoğunlaştığı bazıları kendi bağımsız devletlerine sahip. Bunlarla ilgili çok sayıda meseleyi çok yönlü ele alan sunumlar yapıldı. Ama bazı Türk halkları da bağımsızlığını kazanamamış olduğu için ben sunumumda kısaca onlara işaret etmek istiyorum. Tabii zengin rezervlere, doğalgaz ve petrol yataklarına sahip olunduğundan bahsedildi ama kaynakla övülmek bana biraz anlamsız geliyor. Çünkü petrol ve doğalgaz boru hatlarıyla Çin pazarına, Avrupa pazarlarına, belki Rusya'ya ya da büyük ülkelere taşınan doğalgaz ve petrolümüzü sadece ihraç edip bunun geliriyle belli bir refah sağlamak, bu pipeline'lar adeta pipet gibi bizim coğrafyamıza saplanıp onu hemen emperyal güçlerin teknoloji ürettiği, enerjiye dönüştürüp kalkınmasına hız kattığı bir hale dönüşebilir. Ve aynı zamanda da aslında bu rezervler üzerinde yaşayan halklar için de bir risk unsuru da oluşturabiliyor. Çünkü emperyal güçlerin iştahını kabartıp bölgenin istikrarsızlaşması sonucunda doğurabiliyor. Tabii Türk dünyasının bağımsızlığını kazanamamış bölümleri de aslında ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz bir Ulu Türkistan coğrafyasının. Bu farklı bölgelere örnek olarak Türkiye'den sonra en fazla Türk nüfusuna sahip Doğu Türkistan, keza 30 milyonun üstünde Türk nüfusuyla İran, 30 milyon civarında Türk nüfusuyla Rusya, Afganistan, Kuzey Afganistan ya da Güney Türkistan diğer tabirle örnek gösterilebilir. Bunlara en azından madde madde kısaca değinmekte fayda var. İlk olarak Doğu Türkistan'ı ele alacak olursak, Doğu Türkistan'ın enerji durumu ile ilgili aslında Varis Hocam'ın da yer aldığı yine TESPAM'la ortak bir panel daha önce düzenlemiştik. Ama burada yine değinmek lazım. Otonom yani özerk bir cumhuriyet ve zengin petrol, doğalgaz, yeraltı, yerüstü, tatlı su kaynakları, kömür, uranyum, demir, altın, bakır, platin gibi rezervleri olan yani 120 çeşit, 120'ye yakın çeşit işlenebilir maden kaynağı barındıran zengin bir toprak parçası Doğu Türkistan. Bu Çin'in toplam petrol kaynaklarının da yarısı bu bölgede. Yani 20 milyar varilin üstünde petrol kaynağı, günlük 1 milyon varil petrol üretim kapasitesi. Keza kömürde de aynı durumda. Çin'in %40 kömür rezervleri yine burada yer alıyor. Ve yüksek kalorili, yüksek kaliteli kömür rezervleri. Doğalgazda yıllık 50 milyar metreküp doğalgaz çıkıyor ki bu Türkiye'nin yıllık tüketimini karşılayacak, tek başına karşılayacak kadar bir rezerv. Dolayısıyla bu stratejik önem, bu zenginlik, bu jeopolitik konum hem kaynakları ihtiva etmesi yönünden hem de geçiş güzergahlarında olması nedeniyle Çin'in baskısını da aslında artırıyor bu bölgeyi elinde tutabilmek adına. Çünkü bu coğrafyadan yoksun kaldığı ihtimalde dünya liderliğini oynamaktan çok daha uzak bir hale geleceği için baskısını ve zulmünü Doğu Türkistan üzerinde artırmasına yol açıyor. Ardından hemen Doğu Türkistan'ın ardından İran Türklerinin durumuna değinecek olursak yine Türkiye'den hemen sonra bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin tamamından daha fazla hatta toplamına yakın Türk nüfusunu İran tek başına barındırıyor. Tarihte yüzyıllar boyunca, asırlar boyunca Türklerin yönettiği bir coğrafya. Daha 100 yıl öncesine kadar Türk hanedanlarının hakimiyetindeki bir coğrafya. Kimliğini, kişiliğini, edebiyatını, mimarisini, sanatını, Türk medeniyetine borçlu olan bir coğrafya. Bu İran'ın kuzeybatısı belki Azerbaycan'ın, tarihi Azerbaycan'ın güneyi olarak değerlendirilebilir ama İran'daki Türk varlığı sadece Güney Azerbaycan'dan ibaret de değil. İran'ın kuzeydoğusunda, Türkmen Sahra dediğimiz bölgede
bizim Selçuklu İmparatorluğu'nun temellerinin atıldığı, Türkmen devletlerinin hüküm sürdüğü bir bölgede de halen Türkler yaşıyor. Keza İran'ın güneyine, güneybatısına doğru da Kaşkay Türklerinin yaşadığı, yaygın olarak bulunduğu bir coğrafya var. Burası Basra Körfezleri'nin kıyısı olmasa itibariyle de coğrafi anlamda hem stratejik önemi büyük hem de çok zengin rezervleri var. Kaşkay bölgesinin petrol ve gaz kaynakları İran yönetimi tarafından 25 yıllığına bildiğimiz kadarıyla Çin'e verildi işletme hakkı. Çin yani Doğu Türkistan'daki enerji kaynaklarını sömürmekle ya da işletmekle kalmıyor. Oradan İran Türklerinin bölgesine, Kaşkay bölgesine elini uzatıp 25 yıllığına orada da bir hakimiyet sahası tesis etmiş durumda. Körfez'e yakın olması nedeniyle Basra Körfezi'ne büyük de stratejik öneme sahip olduğu söylenebilir. Keza bizim Rusya ile çok boyutlu ilişkilerimiz var her sahada. Ama kendi içerisinde Rusya malumunuz bir federasyon, özerk bölgeler, otonom bölgeler var. Muhtar cumhuriyet dediğimiz cumhuriyetler var. Bunların en önde gelenleri Tataristan, Başkurdistan ve coğrafi olarak çok büyük olan Yakutistan. Ki Yakut madeni ismini Yakutistan'a vermiş. Hem enerji kaynakları itibariyle doğalgaz ve petrol kaynakları, fosil yakıt kaynakları itibariyle çok zengin. Hem de bu değerli madenleri ihtiva etmesi yönüyle keza çok önemli bir seviyede bulunduğu söylenebilir. Afganistan'ı Türk dünyasından bağımsız olarak ele alamayız. Afganistan'ın kuzeyi Türkmen ve Özbeklerin yoğun yaşadığı bölgeler, Güney Türkistan dediğimiz bölgeler, hem geçiş güzergahında bulunması, Orta Asya Cumhuriyetlerinden çıkan kaynakların boru hatlarıyla taşınması noktasında kilit öneme sahip, hem de Afganistan işlenmemiş 3 trilyon dolarlık maden yatağına sahip olduğu ve kuzeyindeki doğalgaz rezervlerinin de 5 trilyon metreküp olduğu söyleniyor. Yani Afganistan'ın Türk nüfus yaşayan kuzey bölgelerinde 5 trilyon metreküp doğalgaz, aynı zamanda nükleer enerjiye temel teşkil edecek uranyum madenleriyle çok zengin bir bölge. Maalesef üstünde yaşayan halk da bundan nasiplenemiyor, faydalanamıyor. Ana hatlarıyla yani Doğu Türkistan, İran Türkleri, Rusya'da yaşayan Türk halkları ve Afganistan Türkleri ilk planda akla gelen bağımsızlığını kazanmamış Türk toplulukları olarak değerlendirilebilir. Ama bunun hemen akabinde Irak, Suriye Türkmenlerini zikretmeden geçersek olmaz. 600'lü yıllardan itibaren İslamiyet'in zuhurunun hemen akabinde Türk varlığı görülen bölgeler Kerkük ve civarı, Musul, Selahaddin, Diyala, Erbil, bu coğrafyada Türk varlığı var. Atabeylikler kurulmuş, Irak Selçuklu Devleti kurulmuş. Yani 1400 yıldır Türk nüfusu barındıran bir yer Kerkük ve petrol kuyuları adeta artezyen yapacak seviyede yüzeye yakın. Yani yer yer toprakta terlemeler oluyor, rengi değişiyor toprağın çünkü petrolün seviyesi o kadar yüksek ve kalitesi de en üst düzeyde Kerkük petrolleri malumunuz olduğu için. Zaten aslında bahtsızlığının bir nedeni de bu zengin petrol yatakları, Türk dünyasının birçok başkan az önce zikrettiğimiz bölgeler olduğu gibi. Bu petrol aslında Kerkük bizim misak-ı milli sınırlarımız içerisinde olduğu halde bu yataklara Türkiye'nin sahip olmaması anlamında çeşitli alavere ve hile hurdalarla 1. Dünya Savaşı sonrası Taksim'de Türkiye'nin elinden gasp edildi Kerkük ve havalisi. Orada kalan Türkmen nüfusla olmadık mezalimlere işte 59'daki katliam, Altın Köprü katliamı, Saddam döneminde yapılan, Saddam öncesinde yapılan 1920 telafer isyanıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden IŞİD'in bölgeyi işgalinde dahi görülen bir Türkmen düşmanlığı var. Türkmenler bu zengin rezervlerin üzerinde yaşadıkları için ve bir akraba devletin yanı başında olduklarından dolayı Bağdat yönetimi tarafından risk unsuru olarak görülüp sahiplenilmedikleri için birçok sıkıntıya tarihsel süreç içerisinde maruz kaldılar. Bu Kerkük petrolleri Akdeniz'e ulaştırılması projesinde de emperyal güçlerin bir uydu devlet, bir kukla devlet tasarımı var. Suriye sahasında halen
icra edilmekte olan bir proje var. Onun önünde de yine en büyük engeller Suriye Türkmenleri. Hem Akdeniz'e açılma noktası olarak tasarlanan Bayır Bucak Türkmen bölgesindeki hem de Halep kuzeyinde Türkmen, tarihi Türkmen bölgelerinde. Dolayısıyla Orta Doğu'nun, Orta Asya'nın ve Kafkasya'nın, değinemedik süremiz kısıtlı olduğu için ama Kafkasya'nın da hem kaynaklar hem geçiş güzergahları, doğalgaz, petrol, boru hatları, nakil hatları, enerji nakil hatları yönünden tarihi ve stratejik jeopolitik önemi yadsınamaz. Türk ve akraba toplulukları barındıran bölgeler. Bir de geçen hafta Tacikistan Büyükelçisi ile görüştük. Bizi Türk dünyasının dışında lütfen değerlendirmeyin. İkaden size yakınız. Toparlayabilir misiniz süre itibariyle? Hemen topluyorum. Ne yapmalıya geliyorum? Tacikistan su kaynakları da bu yenilenebilir enerji kaynakları çerçevesinde elektrik enerjisine temel teşkil edebileceği için yine bu bütüncül bakış açısının içinde yer almalı. Süre itibariyle sınırlı olduğu için burada da bırakalım ama ne yapılması gerektiği noktasında müsaadeniz olursa birkaç cümle söyleyeyim. Bir, entegre politikalar geliştirmemiz lazım. Bütün bölge halklarını içerecek şekilde iç dinamikleri bölgesel ve dış dinamikleri göz önünde bulundurmak zorundayız. Yani hiç kimse bizi intikamcı duygularla hareket eden, emperyal, kendi için risk olan bölgeyi istikrarsızlaştırıcı bir unsur olarak görmemeli. Yani kimseye tarihsel anlamda bir düşmanlığımız yok hiçbir halka ve bölgenin istikrarsızlaşmasından yabancı müdahaleye hazır hale gelmesini de asla istemeyiz. Bu dinamikleri göz önünde bulundurmalıyız. Enerji şirketleri kurmalıyız ve ortaklık yapılarını bu az önce zikrettiğimiz halkların temsilcilerinden oluşturmamız lazım. Doğalgaz ve petrol boru hatlarında TANAP gibi modeller, yani BOTAŞ, Türkiye'nin BOTAŞ şirketiyle Azerbaycan'ın Sokar şirketinin ortaklığında kamu şirketlerimiz ortaklıklar geliştirmeli ve son cümle olarak da kaynaklar, bu rezervlerden elde edilen kaynakların geliri bölge halklarına veya üzerinde yaşayan Türk halklarına, Türkiye halklara gitmeli. Bu refahtan pay almalıyız, bu zenginlikten pay almalıyız. Dünyada hak ettiğimiz noktaya gelmeliyiz diye düşünüyorum. Bana bu imkanı verdiğiniz için organizasyon demeye geçen herkese teşekkür ederim. Bütün dinleyicilere teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bir paneldi ve çok değerli 5 konuşmacımız vardı. Hepsi de Türk dünyası enerji entegrasyonu sürecindeki bölgesel dinamikleri farklı açılardan ele aldılar. Çok ilginç gözlemler vardı. Tabii süremiz sınırlı, yani 5 kişi 1 saat olunca ancak sunuşları dinleyebildik. Eminim dinleyicilerin de soruları, yorumları vardır. Konuşmacılarla belki daha sonradan iletişim kurabilirler. Süremiz bittiği için bu noktada herkese bir teşekkür edip bitirmek istiyorum. Uygun görürseniz. Öncelikle TESPAN Başkanı Oğuzhan Akgener Bey'e çok teşekkür ederim. Professor Dr. Stanislav Zhukov, I would like to thank you again for your excellent presentation. You made interesting remarks on Turkey-Russia relations. I believe it attracted the attention of many. Profesör Doktor Varis Çakan Hocam, size de çok teşekkür ederim. Tarihsel perspektifte konuyu çok ilginç bir şekilde ele aldınız. Geniş bir perspektif sundunuz. Doktor Ali Kerim Rıza Bey, siz de hocam çok değerli görüşleriniz oldu. Daha stratejik açıdan konuyu ele aldınız. Daha küresel perspektif içinde. Yine Sayın Mesut Emre Karaköse Hocam, SASAN Başkanı, siz de konuyu çok orijinal gözlemlerinizle ele aldınız. Bu konu fazla incelenen bir konu değil. O açıdan bütün katılımcıların çok değerli orijinal katkıları oldu. Ben dediğim gibi süremiz sınırlı olduğu için belki hak ettiği kadar tartışma imkanımız olmuyor ama sorusu olan dinleyiciler, katılımcılar değerli konuşmacılarınızla doğrudan iletişime geçerek
görüşlerini paylaşabilirler, daha paylaşımı yapabilirler. O açıdan avantajı var internet dünyasının. Lütfen değerlendirin. Bu değerli konuşmacılar hepsi birbirinden değerli. Görüşlerin sadece bir kısmını paylaşabildiler süre yetmezliğinden dolayı. Ben herkese tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu şekilde oturumu kapatıyorum. İyi günler. İyi günler.